Ya yönetmen yandan bakışımı öyle yakaladın ama böyle şey işmar eder gibi yanlış anlamayın ne olur. Yani biz bundaya bakıyorum yani hani. Yanlış da anlaşılsın da ya niye böyle şey yapıyoruz mesela. Aramızda teklif sen yok da bir de o başka bir şey. Sen Tatyana'nın bacağına baksan ne olur mesela çok güzel bir şey olmaz yani. Ben, hani onun demek. Niye bakayım yok gözünü seveyim ben Hayko'nun dövmelerine dövmeye gelmek istiyorum. Hayko ciddi bir şekilde denize girmemişsin abi. Deniz yüzü görmemişsin kaç sene? 9 sene yani. Aileye göstermedim. 9 sene boyunca da 9 yaz ediyor herhalde. 9 yaz ediyor. 9 yaz boyunca da denize babamın olduğu ortamlarda girmedim. Hiç mi denk gelmediniz peki o ortamlarda? Yavrum bir suya git seninle falan. İşte git ya, yandın evladım atla denize diyordu. Yok ya Allah'tan denizi güneşi çok seven bir adam değilim. Onun için o huyumu biliyordu. Yok diyordum. Sonra baktım gerçekten yanıyorum artık. Hani alev alacağım orada. Duman çıkıyor üstünden. Arkadaşlar şey yapıyordu. Hadi Ayko'yu suya atalım. Hadi tutun atalım diye atıyorlardı. Gene bir tişörtle attılar oluyordu. Öyle şişiriyorduk işte. Geldi geçti. Sonra ilk karşılaştığında esas o yatmalar çok fena oluyordu. O yazın işte uzun böyle tişört. Diyelim ki daha bu aşağılara inmemiş. Güneşleniyorsun. Güneşi bırak abi. Yatacaksın akşam yani. O zaman o devirde klimadır fıttır öyle bir şey yok. O sıcakta tişörtlerle bilmem nelerle yatıyorsun. Hani üzerini çıkaramıyorsun. Atlet giyemiyorsun yani. Atletle yatayım bari gibisindenmiş. Şu anda 3'te 2,5 dövmeli misin mesela vücut oranı olarak? Yok. 3'te 2 falan mı? Yok. Ya virüs yavaş yavaş eğiliyor dedi. 3'te 1,5. Olacak ama nereye kadar gider abi bu iş? Vallahi ölene kadar gider bu. Benim sevdiğim bir şey. Hani ben dövmeli bir adam olarak hiç hissetmiyorum kendimi. Çok nadir zaman hani duşa gireceğim zaman böyle aynanın önünden geçerken lan. Ne oldu lan bana? Allah Allah. Merhaba deyip. Vallahi hiç böyle. Ama şey. Nadir. Yani böyle abidik kubidik dövmeler değil son derece. Yok değiller. Hepsi tabii ki de o kadar para verdik ne abidik kubidik. Öyle abidik kubidik değil. Peki mesela hani kız arkadaşın gördüğünde falan böyle bir çekinme falan oluyor mu? Yani var mı diye sormuyor. Hani bir kız arkadaş dövmeyi gördü. Yani sadece sen geçmiyorsun ki o aynanın karşısında. Falan yani. Şimdi dövme kültürü artık çok gelişmiş bir şey. Baktığınız zaman hani herhangi bir sahile gittiğinizde herkes de ıntık ıntık böyle küçükten başlamayı hedefleyen böyle güllerle başlayan şeyler var. O kültür, ya, bu bir kültür netice itibariyle. Dünyevi bir kültür. Geçmişi çok eskilere dayanan hani bir kabile kültürü. Bir pagan kültürü. Aynen ve... Bu hani çok da süssel bir şey değil aslında. Bundan da konuşmayalım zaten. Tamam, ama insan şunu merak ediyorum. Kız arkadaşıyla, sevgilisiyle bu kültürü paylaşır mı? Mesela onda da var mı? Var. Var değil mi? Tabii böyle bir şey olması lazım. Birinde hiç yok. Olmaz. Kadınlarda biraz daha şey. Yani. O da sorun değil. Yani bunu herkes taşıyamaz. Bu bir, sorun değil bu ama bir... hani bir kültür eğer bir ortak noktaysa olabilir de yani. Yani taşımayacak birinin asla ve asla bu işe girmemesini tercih ettirtiriz. Yani biz ustamla da öyleydi. Ustam işte ruhsal usta. Onunla beraber de biz gelen müşteriye müşteri olarak bakmazdık hiçbir zaman. Hani orada da tavrımız her zaman net ve belliydi. Öyle bir zihne 35 yaşında biri bile gelse bir şey yaptırmak istiyorum ama güzel bir şey olsun nasıl bir şey istiyorum diye gelen birini yavaşça böyle nezaketen bir dakika, yuvarlardık. Bir dakika, sen mi yapıyordun? Sonra geri yok ben ustamın sen yanında yap... çıraktım. Çekirge. Çekirgeydin. Ben çok istedi ustam beni hani kendi çekirgesi olarak dövmeci olarak yetiştirsin. Ama ben çok sinirli bir herifim ve ellerim çok titrer. Makineyi tuttuğum zaman böyle dedim ki her şeyi deniz olarak çizmek zorundayım. Yani devamlı deniz dövmesi yapmak, dalgalı denizler böyle. Sesimle döveyim dedin ve öyle devam ettin. Evet. Peki enteresan bir şey tabii bu bambaşka. Erkan sende var mı herhangi yok, bir yerinde? Dövme. Görünen yerde görmedim zaten. Görünen görünmeyen hiçbir uzvumda dövme yok. Fakat şey dövmenin de şöyle... dövmenin de şöyle bir durum... Ama dövme her yere yapılamaz herhalde. Ne giysem yakışır her durumu yok orada yani anladın mı? Durumu. Hani bunu soyunamıyorsun, bunu yaptırıyorsun yani şimdi. Hani Nur Yerlitaş geliyor, olmamış onu değiştireyim olmaz yani. Aynen. Değil mi abi çıkartılamıyor bu değil mi? Bu. Bir dönüşü yok yani. Bu sabit gömleğin artık. Yine dövmeyle hani ten rengi dövmeyle çıkıyor herhalde değil mi? Aslında şöyle de bir kültürü kafana yerleştiriyor yani. Hiçbir şeyden ben... İnsan şu an her şeyden istediği zaman istediği şekilde sıkılma şeyine sahip. Sahip tabii ki. Sıkıldım bu bardağı atıyorum çöpe yenisini alıyorum diyebilirsin. Bu sana seninle olan bir şeyden
çok çabuk sıkılmamanı aslında bu başka bir öğretiyi de beraberinde getiriyor. Onunla yaşamasını kabullenmeyi de öğretiyor. Hiç sıkıldın oldu mu? Hiç sıkılmadım. Bu kadar net. Tatyana sende var mı? Görünen görünmeyen. Yok yok, ben de hiç, ben sadece seyretmeyi seviyorum. Kendi üzerinde bulundurmayı istemem. Peki sen mesela böyle eğilimlerin, eğilim demeyelim de hani hobilerin var mı? Hani dövme değil de başka bir şey. Yok ben şey yapıyorum. Makyajdır. Şey, nedir? Örüyorum. Çorap mı? Çorap işte, hani o anneannemiz koyduğumuz hep işte. Ne deniyor kanaviçe, ona? İşte şey falan. Dantel. İşte o ince. Sen bildiğin ince. Evde kalmışsın hakikaten. Sen bildiğin çeyiz evet, hazırlıyorsun. Evet çok üzüldüm. Ama mesela Türk yemekleri yapmayı çok iyi öğrendim. Neler? Çok iyi biliyorum. Mesela bak şimdi. Mesela yaprak dolması, biber dolması, ondan sonra mercimek çorbası. Yani çorbanın her türlüsü biliyorum çorbanı zaten. Ondan sonra çok güzel bir tavuk soslu yaparım. Benjamin soslu fırında. Ondan Benjamin sonra, oldu. Pilavı. Beşamel. Neyse. Ama Erkan'a bak artık, oldu, artık evet. Nasıl bir alıcı gözle Türk mutfağından sonra alıcı bir gözle bak. İki dolmayı da gördükten sonra özellikle. Ama dolma zordur. Atmıyorsun. Zordur hakikaten. Dolmanın yaprak... ilk önce neresini kapatıyorsun? Şey mi, yaprak da sarması diyorsunuz. Evet. Nasıl neresini kapatıyoruz? İlk nereden her tarafını kapatıyoruz abla, o dolma işte ya. Hayır, ben hayır. Kolibandıyla bağlarım. Daha garantili açılmamız. Yani kapatıyoruz derken açıktan. Nasıl tabii. Sarıyor muyuz? Evet. İlk önce sarmaya nereden bak? Yaprak burada. Eti de buraya koyduk. Hayır, yaprakları zaten ilk başta suya şey sıcak suya tam koyuyorum ki. Hakikaten ne yaptınız evet, siz ya? Tuzlar, Seda Sayın'a döndük. Canlarım bir dakika ya. Çünkü çok tuzlu oluyor. Tuzlar iyice gitsin. Ondan hayatım sonra niye bir aşk yaşamıyorsun? Güzel bir şeydir böyle, gece yemeğe gidersiniz falan. Ay var ya, ben sarsın da evde oturur. Hayır ben zaten Funda Hanım'la birazcık şöyle birkaç defa bir görüşelim. Ondan sonra o enerjiyi ben zaten evet, alıyorum. Evet ya Türk erkekleri ne oldu kızın enerjisini düşürmüşsün. Yok estağfurullah ya. Hayır öyle bir şey yok. Ayrıca de kızın sanki hiç böyle talibi yokmuş gibi davranmayalım. Mesut abi sonunda gün ortası kadın programı ne oldu? ona kadar geldi. Ya sabah ya gece yapıyoruz. Senin bir dövmen kazandı. Var mı? Senin dövmen var mı? Çok merak. Görünen görünmeyen. Hakikaten yok. Döndürmediymiş. Ama yani günün kazananı ve kaybedenine bakalım. Bugünün kazananı belirleyelim efendim. Belirledik zaten de, onu bir yayınlayalım da bölüşelim sizinle. Bugünün kazananı gelsin. Günün kazananı efendim Gülşen. Görebileceğimiz birçok yer vaat ettiği için kendisi günün kazananı oldu. Biliyorsunuz hafif bir frikik verdi şeyde, Bodrum sahillerinde. Bodrum yıkılıyor şu anda. Devam ediyoruz. Peki günün kaybedeni kim? Evet, kaybedeni geldi. Hilal Cebeci, görebileceğimiz hiçbir yeri kalmadığı için kendi günün kaybedeni oldu.